Laf cambazlığı yapmayın. Ali radıyallahu anh neyle yönetiyordu? Laiklikle, demokrasiyle mi insanlara hükmediyordu? Allah'tan kork. Ali radıyallahu anh Allah'ın hak olarak indirdiği Kur'an'la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle insanlara hükmetti. Senin bugün yöneticilerinden hangisi tek bir ayeti kanun olarak yürürlüğe koymuş? Hadi buyurun yapsın. Hadi bugün yavaş yavaş şeriatı getirecek dediğiniz insan faiz sistemini tamamen yasak etsin. Hadi onu geçtik. Zinayı tamamen yasak etsin. Hadi onu geçtik. Mahkemelerini Allah subhanahu ve teala'nın kitabından sadece hırsızlığın elini kesme konusunda bir ayet koysun hüküm olarak. Sadece bir tek ayeti bile kanun olarak anayasanıza dahi sokamayan insanların sizin için refahı getireceğini, sizin için Allah'ın düzenini getireceğine inanıyorsunuz. Ne kadar da zavallısınız. Kendi kafanızdan uydurduğunuz dine itaat ediyorsunuz. Kendi kafanızdan, aklınızdan uydurduğunuz şeylere bu kadar güveniyorsunuz. Halbuki Allah subhanahu ve teala bir rehber olarak kitabı Kur'an'ı bizlere indirdi ki kim cehenneme gidiyor, kim cennete gidiyor onu orada görün. Maide 44. ayette Allah subhanahu ve teala kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Allah'ın haram dediğini helal yapan, helal dediğini haram yapan Hristiyanlara Allah subhanahu ve teala onlara kafir olarak ilan edecek. Yahudiler Allah subhanahu ve teala'nın ki Maide 44. ayette bunun üzerine inen bir ayet sadece bir hükmünü uygulamasını değiştirdiler. Kitaptan hiçbir şey değiştirmediler. Kitaptakini inkar da etmediler. Sadece uygulamasını değiştirdiler diye Allah subhanahu ve teala Maide 44. ayeti indirdi. Şimdi Allah'tan korkun. Sizin mahkemeleriniz Allah subhanahu ve teala'nın düzeni, Allah subhanahu ve teala'nın şeriatı, Allah subhanahu ve teala'nın tek bir ayeti yokken, sizin yöneticileriniz Allah subhanahu ve teala'nın tek bir ayetini kanun olarak getiremiyorken, sizin meclis dediğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu mecliste Allah subhanahu ve teala'nın kitabı reddediliyorken, Allah subhanahu ve teala'yı tamamen bu rejim tanımıyorken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanımayıp Allah subhanahu ve teala'nın düzenini yıkan Mustafa Kemal'i tanıyorken, nasıl olur da Allah subhanahu ve teala Yahudi ve Hristiyanlara tekfir edecek de böylesi insanları, böylesi oluşumları, böylesi zihniyetleri Allah Müslüman, Allah mümin diyerek cennetine koyacak. Allah'tan korkun. Sizler Kur'an'dan yüz çevirmişsiniz, kendi kafanızdan uydurduğunuz sözleri din edinmişsiniz. Eğer gerçek manada, hak manada doğruyu bulmak istiyorsanız gideceğiniz merci bellidir. Kur'an'dır ve onun bütün Müslümanlara gösterdiği lider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hakkı bulmaktaki uygulamanız gereken usul budur. Bunun başka bir yolu yoktur. Sizinle bizim, bizimle sizin anlaşmamamızdaki tek neden işte budur. Birileri Kur'an'a ve sünnete göre konuşuyor ve birileri Kur'an'a ve sünnete göre konuşmuyor. Yoksa bizim bu toplumda fesat çıkartma gibi bir niyetimiz yoktur. Olamaz da. Bizim dinimiz zaten fesatçılığa karşıdır. Bizim dinimiz yıllardan beri mücadele edemediğiniz PKK denilen pisliği kökünden kurutabilecek bir düzene sahiptir. Ama Allah'ın şeriatı geldiği zaman şunu asla unutmayın. Bütün partileriniz, batıl düzeniniz Allah subhanahu ve teala'nın istediği şekilde yerle bir olur ve Allah subhanahu ve teala'nın sapasağlam, Allah subhanahu ve teala'nın adil düzeni, hak olan düzeni insanlara ahlaksızlıktan, insanlara azgınlıktan kurtarır, insanlara refah, huzur verir. Boşu boşuna yıllarca kanun çıkartıp kendinizi yormaya, kendinizi meclislerinizde dövmenize gerek yoktur. Bu milletin gündemini de boşu boşuna oyalamaya gerek yoktur. Sizler aciz insanlarsınız, sizler kimsiniz ya? Sizler tuvalete gitmeden yaşayamayan, yıkanmadan kokan insanlarsınız. Sizler mi bu insanlara kanun koyacaksınız? Sizler mi bu insanlara düzeni getireceksiniz? Birisi vardı, ismi Ekrem İmamoğlu. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak dedi. Başkanlığa geldi. Allah subhanahu ve teala İstanbul'a bir seli verdi. Tabi Ekrem İmamoğlu da tatil de bu durumda. Ta ki İstanbul'a geliyor. Niçin Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak? Hayırdır Ekrem İmamoğlu ya? Allah'tan bir ayet mi indi sana her şeyin güzel olacağına dair? Allah subhanahu ve teala'dan hak mı indi? CHP'nin bu ülkeye huzuru getireceğine dair herhangi bir delili mi var ki her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak? İnsanları aldatmayın. Utanmıyorsunuz da. Her şey çok güzel olacak. Hadi sele karşı durabileydin. Allah subhanahu ve teala'nın bir tek yağmuruna dahi siz karşı koyamazsınız. Seline nasıl karşı duracaksınız? Yahut onun göndereceği depremlere nasıl karşı duracaksınız? Onun göndereceği fırtınalara, kasırgalara, tsunamilere nasıl karşı duracaksınız? Allah'tan korkun ya. Her şey çok güzel olacak demekle her şeyin çok güzel olmadığını sizin vesilenizle görüyoruz. Sizin rezilliklerinizle görüyoruz bu şekilde. Eğer bir siyasetçi size çıkıp her şey çok güzel olacak dediyse o zaman belayı bekleyin. O zaman felaketi bekleyin. Bu aklını kullanmayanlardan dolayı başınıza gelecek pisliği bekleyin. Allah subhanahu ve teala'nın katında sanki bir delili var, bir belgesi var da insanlar her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Sizin için bir şeylerin güzel olacağını biliyoruz ama bu dünya için. Alacaksınız 10 bin lira maaşı, 20 bin lira maaşı, 30 bin lira maaşı, çekileceksiniz kenarlara. Peki insanlardan ne alacaksınız? Arabalarından vergi alacaksınız, evlerinden vergi alacaksınız.
alacaksınız. O arabaya aldığı benzinden vergi alacaksınız. O arabaya aldığı lastikten vergi alacaksınız. Arkadaşım, o zaman daha niye vergi alıyorsunuz? İslam'da böylesi bir sistem yoktur. İslam sizden zekattan başka bir şey almaz ve o zekat da fakirlerden alınmaz.